Spor gündemi transfere devam ediyoruz efendim. Haldun Domaç ve Güvenç Kurtar'la bir transfer gelişmemiz var, oldukça önemli. Az önce Fatih Terim'in basın toplantısında sizlerle buluşturduk, sinyallerini vermişti. Morutan Galatasaray'da anlaşma sağlanan Rumen oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak. Transfer gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Birazdan Emre Kaplan'dan, muhabir arkadaşımızdan detayları öğreneceğiz. Ama ben hemen sıcağı sıcağına Haldun Domaç'a sorayım. Çok uzun zamandır gündemde olan bir isim Morutan. Özellikle Fatih Terim de oyuncu istediğini söylüyordu ki dün akşam da bunun sinyallerini vermişti. Transferde ufak tefek şeyler kaldı ifadelerini kullanmıştı ve Morutan Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor. Evet. Oyuncuyla ilgili biraz incelemiştim. Şöyle bir tablo çıktı karşımıza. Hagi'den sonra Romanya'da oyuna hükmeden, liderlik yapabilen en önemli oyunculardan biri. Yani 10 numara gibi oynayan bir oyuncu. Hem oynayan hem oynatan oyuncu özelliği var. Tabii ki şunu söyleyeyim tabii. Yani hep olumlu tarafını da söylemeyelim. Tabii savunma konusunda zafiyetleri var doğal olarak. Onun için de çok genç yaşta burada gelişmesi gerekiyor. Savunma açısından gelişmesi gerekiyor. Çünkü bu tür oyuncular biliyorsun daha çok her şey onlara yükleniyor. Deniyor ki yani sen işin ön tarafındaki düzenlemeyi yap, biz seni tolere ederiz deniyor. Öyle bir oyuncu yani gerçekten izlediğim maçlarında da gördüğümü söylüyorum. Genel araştırmayı yaptığımda da gördüğümü söylüyorum. Önemli bir oyuncuyu transfer ediyor Galatasaray. Onu söyleyebiliriz. Hatta bu daha önce de İtalya'dan çok ciddi talipleri olmuştu. Fakat İtalya'ya söylenen rakam 20 milyon euroydu. Galatasaray'a söylenen 10 milyon euroydu. Fakat oyuncu şöyle bir tavır sergiledi anladığım kadarıyla. Yani beni göndermezseniz ben size çok faydalı olmayacağım dedi. Bekali de ki Bekali biliyorsun yani bu konuda çok çok akıllı bir kulüp başkanı oldu, şimdi menajerdi. Ama anladı ki yani ben burada daha çok kaybedeceğim. Hatta Roman basınına geçenlerde bakmıştım. Artık bu böyle devam ederse 3 milyon euro bile etmeyecek. Benim bir an önce oyuncuyu göndermem gerekli dedi. Doğru zamanda oyuncu göndermek önemli. Ama çok önemli, kreatif özellikleri yüksek bir oyuncu alacak şimdi. Yani. O zaman bir Emre Kaplan'a gidelim. İstihbaratı bizlerle paylaşan spor muhabiri Emre Kaplan bizleri bekliyor. Emre, Morutan'la ilgili sinyalleri aslında dün akşam Fatih Terim vermişti. Futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak. Detaylar sende. Leyla, Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in çok uzun zamandır istediği, ilgilendiği bir oyuncuydu Morutan. Az önce Haldun abi söyledi. Pazarlıklar aslında ilk teklif edilen masaya konan rakamlar 15 milyon eurolardan başlamıştı ama bugün itibariyle el sıkışılan rakam bunun tam olarak 4'te 1'i. 3,5 milyon euro karşılığında Galatasaray Morutan'ı kadrosuna katacak. Tıpkı daha önceki transferlerde Çıkıldağ'da ve Nelson'da olduğu gibi yine bir taksitli ödeme söz konusu ama bu kez çok geniş bir zamana yayılmış bir taksit değil. İki taksitle Galatasaray 3,5 milyon euroyu ödeyecek. Oyuncunun maaşı da oldukça makul seviyede. Galatasaray'ın bu seneki transfer planlaması, transfer politikasına uygun bir şekilde 1 milyon euronun altında bir rakama oyuncunun 5 yıllık sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Galatasaray Kulübü bu akşam için Morutan'a biletini aldı. Saat 23-23.15 sularında İstanbul'da olmasını bekliyoruz oyuncunun. Artık Galatasaray adına bu transferde mutlu sona ulaşıldığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı kadrosuna katacak Galatasaray. 5 yıllık bir sözleşme imzalanacak ve bu bonservis bedeli de taksitler halinde kulübüne ödenecek. Sen de ifade ettin. Dün zaten Fatih Hoca küçük nüanslar kaldığını söylemişti. Hem ödeme planıyla alakalı hem bonuslarla alakalı konular görüşülüyordu. Bugün itibariyle artık mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık bir saat öncesinde anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. Kulüpler arasında nihai anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. Oyuncu da akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak Galatasaray'la. Evet, Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Kırmızıyı bizlere verdi muhabir arkadaşımız Emre Kaplan. Morutan Galatasaray'da 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık bir anlaşma yapıldı ki bu 3,5 milyon euroluk bonservis bedeli de iki taksit halinde evet ödenecek. Galatasaray daha çok bu politikayı transfer döneminde taksitlendirerek evet ödeme konusunda. Yalnız tabii sözleşmeyi tam bilmiyoruz. Tabii 3,5 milyon euro iki taksit o öğrenmiştir Emre. Ama mutlaka onun içerisine Bekali bir ikinci satıştan pay vesaire gibi bir şeyler koymuştur diye düşünüyorum. Çünkü öyle
oyuncuyu 10-20'lerden başlayarak bu noktaya getirdiğine göre bir mutlaka bir şey koyar. Yani benim tahminim bu tabii. Yani aldığım bir bilgi değil. Oyuncu şöyle söyleyeyim. Tabii şimdi kim şimdi oynayacak? Şimdi en çok kim merak ediliyor. Güvenç Hocam da hatta onu sordu Emre'ye giderken. Galatasaray'ın orta saha kurgusu peki nasıl şekillenecek? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Berkan Kutlu da Çıkıldağ da 8 numara. Bu 10 numara bir oyuncu. Yani oyunu kuran, liderlik yapan oyunda böyle bir özelliği var. Onun için hani şöyle bir yapıya dönebilir Galatasaray. 6-8-10 gibi dönebilir. Şu anda 6-2-8 gibi oynuyordu. 6-8. Ha burada kim kesilir? Evet. Hangisini dışarıda bırakır? Onu tabii tam tahmin etmem pek mümkün değil. Oyun oyun getirecek onu. Yani çünkü Taylan ve Berkan'dan biri yedek kalacak gibi görünüyor ya da belki de Çıkıldağ'ı zaman zaman kullanacak. Evet. İkisini dönüştürerek oynayacak. Onu da yapabilir. Ama gerçekten çok özel bir oyuncu. Liderlik özelliği olan, mesela Çıkıldağ'dan daha farklı olarak liderlik özelliği olan bir oyuncu. Oyunu kuran, oyunu yönlendiren, işte forvete top aktarma konusunda becerileri olan, ayağı temiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakalım burada da aynı şeyleri yapacak mı? Çünkü Romanya'nın, söylediğim gibi, Roman basınında da aynı şeyler geçerliydi. Romanya'nın yetiştirdiği en önemli, son dönemin en önemli yıldızlarından biri olarak görülüyor. Onu söyleyeyim. Yani bu açıdan baktığımızda da Galatasaray bence iyi bir oyuncu aldı. Hatta şöyle söyleyeyim, Nicolas Stincao'ya ile bir arada karşılaştırılmıştı. Ama iyi bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Güvenç Hocam, özellikle Haldun abinin de söylediği gibi şimdi orta sahadaki kurgusu Galatasaray'ın 1-6 numara 2-8 numara şeklindeydi. Çıkıldağ ve Berkan 8 numara pozisyonu aslında daha çok. Şimdi 1-10 numarası. Yani şöyle söyleyeyim mi Ceyda Yardımcı? 4-1-4-1 gibi oynuyordu Galatasaray. 4-1-4-1 gibi. Ama şimdi ama o Çıkırdağ'ın ben onu 8 numara falan hiç görmedim sahada. İki maçı gördüm. Yani hiç görmedim. Şöyle söyleyeyim, bir de 3 tane yerli futbolcu oynayacak ya. Evet. Berkan da şeydi, bana göre de çok iyi. Daha da iyi olacak Berkan. İkisi de Tayland'da, onlar kesmez, ben sana söyleyeyim mi? Bir tek şeyi Çıkıldağ'ı oynatmaz, geleni oynatır. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi zaten mümkün değil yani benim, o ikisini. Aslında hem uzun yerli bir maraton, hem Avrupa Konfederasyon Kupası, Avrupa Ligi var, özür diliyorum. Hem Ziraat Türkiye Kupası var, hem lig var. Dolayısıyla 3 kulvarda temsilcimizin özellikle Avrupa'da devam etmesi hepimizin gönlünden geçen. Bu uzun maratonda da alternatifli bir kadro gerekiyor. Bunu geçen sene de gördük. Bir de alternatifli kadronun dışında biraz oraya da bakmamız lazım. Onu da söyleyeyim de Fatih Terim'in şu andaki planı 3 yıllık kadroyu kurmak. Yani bugünün kadrosundan bahsetmiyor. Yani bugün başarılı olacak bir kadro demiyor. 3 yıl boyunca giderek yükselen ve 3. yılın sonunda Galatasaray'a, hani hayalidir mutlaka. Olur olmaz ona bakacağız tabii, hayalidir. Hani şu Avrupa'da UEFA kupası getiren o kadro gibi alışılmış, ezberlenmiş bir kadro, genç bir kadro yapmaya çalışıyor Fatih Hoca. Söylediğim gibi hani başarır başaramaz, onu bilmiyoruz, onu zaman gösterecek. Ama bu aldığı oyuncuların yaşlarına baktığınız zaman en yaşlı oyuncular Aytaç'la Alparslan 27-28. Onun dışındaki oyuncular 22, 20, 24, 23, Berkan 23, evet. Boey 20. Van Aanholt var, pardon özür dilerim, 30 yaşında. Onun dışındaki oyunculara baktığımızda genel olarak hoca genç oyunculara yöneldi ve bu sezondan başlayarak giderek grafiği yükselen bir takım oluşturmaya gayret ediyor. Peki bir şey soracağım bu. Şimdi. Şimdi 3 tane yerli futbolcu olacak değil oynayacak, mi? Oynayacak, evet. Kerem Ucubeyi. Garanti. Evet. Taylan Garanti. Taylan Garanti. Üçüncü kim? Berkan oynayacak yani, ya da Bayram oynayacak. Var mı bir tane başka? Ömer Bayram. Yani. Yani bazı maçlarda belki stoperlerden birini Alparslan. Belki Alparslan oynayabilir. Yani ama ya, tahmin etmiyorum ben. Çıkıldağ'ı oynatmaz gibi geliyor. Yani bu performansı devam ederse, gelen adamı ben tanımıyorum, bilmiyorum. Hocam Çıkıldağ'a yani, 6,5 milyon euro bonservis verdi yani. Ya bana ne istersin? Yani peki, o kadar böyle hani peki, gözden ben sana çıkaracağı bir oyuncu değil diye tamam düşündüğüm da, için söylüyorum. Anladım da şimdi Çıkıldağ mı? İkisinden birini oynatsan hangisini oynatırsın sen?
Ya teknik direktörlük yapıyorsun. Hocam sen hep zor soruyu soruyorsun. Zor yani. Değil ben ya ama sen de var ya. Bak şimdi gazeteci gibi bana cevap verme. Yani